Dostlar, canlar, selamlar. Pop Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Aycan ben, kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Kaldığımız yerden serimiz olan Car X Street'e devam ediyoruz dostlarım. Bugün yeni bir araç aldık. BMW E92 M3 Cabrio yani oluyor. Bu araçla beraber C2 sınıfına geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Nerede bu? C2 sınıfı. Buna geri dönüyoruz arkadaşlar. C2'de buraya atlamışız. Bunu yapacağız. Yani buraya başlayacağız. 2 bölüm de herhalde bunu bitiririz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz serilere. Başka bir şey var mı benim gösterebileceğim? Mesela şurası da var, C2. İki tane C2'miz var yani aslına bakarsanız dostlarım. Mesela buraya ne diyor? Şu an uyuyor. Araç sınıflandırması uyuyor. Burada mesela uyuyor. İki tarafı da destekliyor yani. Şu anda aracımızın sınıflandırılması arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam, kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını tüm olarak aktif ederseniz dostlarım, bu ve bu tarz içeriklerden hızlı şekilde haberdar olursunuz dostlar. Bu video vesilesiyle de kanalımı keşfetmiş olan arkadaşlar da kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ümit ediyorum içeriği beğenip kanala abone olursunuz dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum dostlar. Keyifli seyirler diliyorum. Bakalım bu bölüm Car X Street'te neler yapacağız. Önce şu benzinciden güzel bir benzin alalım. E100'ünden alalım. Yükle başkan. Tamam, NOS'u da aldık. Arkada da styling bölümü var. Diğer tarafta da modifiye bölümü var. Şimdi iki tane C2'yi atladığımız için aslında bu C2'leri yaparsak iyi olur bizler için. Şimdi bir body kitlere bakalım. Yani fazla düz. Fazla düz. Evet. Bak mesela. Şimdi de istediğimiz dilden konuşuyor oyun. O güzel. Tamam, bu olabilir. Bu olabilir. Bu. Bu da çok fazla düz. Ve abartı, fazla abartı yani. Bu zaten yani hani Robocop gibi oluyor artık araba. Bence fazla abartı. Böyle bir şey gerek yok. Bizim koyacağımız body kit bence bu. Şuna bakalım bir dakika. Yani şimdi bu stok, bu var. Bu var. Bununla bunun arasında bu da kaputu çok yükseltiyor. Bu ne böyle ya? Gerek yok böyle bir şeye. Ya bu ya bu. Neyse öbürü kalsın. Far kaşı. Koy abi. Stok orijinal. Tamam. Kanat. Bunu geç. Bu. Burada bir şey yapamıyoruz. Bu niye? Kardeş, aynısından öbür tarafa da atsan ne güzel olacak, biliyorsun değil mi? Şundan bir tane daha öbür tarafa koysa bunu kullanacağım. Mecburen bunu kullanacağız şimdi. Bu stok, bu değil. Bu. Roll cage olsun abi. Geldik bu araca. Bu jantlara geldik. Jantlarda abi offsetli bir şey kullanabiliriz. Onu söyleyeyim. Offset olabilir jantlarda. Hmm.
Valla BBS de olabilir. O tarz bir jant istiyorum aslında ama tabii ikisi bilemedim. Şimdi bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Audi jantı, Mercedes jantı. Yani bilemedim. Çok böyle şu anlık uygun bir jant bulamadım. Bu da fazla kapatır ya. Bu arabayı fazla kapatır. Yani nasıl yapsak? Tabii daha fazla jant çeşidimiz var. Alt tarafta var. Onlara da tabii bakacağız. Hangisi bize uyuyorsa onu koymaya çalışacağız. Şu yok. Değil. Yani değil abi. Bu da değil. Bu da değil. Bir alta gel. Mesela. Yani bilemedim. Heh. Bu. Tamam. Bu da çok güzel duruyor ya. Bu. Bu abi bu. Hiç kafa karıştırma. Hiç kafa karıştırma Aycan. Jantımız güzel abi. Şimdi geldik Pençaba. Bu aracın rengi ne olmalı? Metalik, mat, atlas. Metalik olsa ne oluyor? Metalik olsa ne olur? Ne olur, ne olur, ne olur? Mavi renk M3. Daha doğrusu bu mavi değil, lacivert. Yani aslında olabilir arkadaşlar ya. Bu renk olabilir ha. Bu renk gerçekten olabilir. İçine renk yapacağız. Şöyle yapalım. Mat. Atlas. Atlas dediği satin oluyor aslında. Karamel. Krom. Karamel. Pearl. Yani şu renk mi yapsam acaba ya? Bilemedim. Oo. Yani bu da fazla iddialı. Şu. Bu renk olabilir. Evet. Bu renk. Paint job. Headlight. Atlas mat. Bu. Mirror. Metalik bu. Kaputu geç. Yok. Şimdi burada abi. Ya da beyaz renk. Düz beyaz renk olacak. Bu renk olabilir bu. Fazla da sırıtmamış olur. Camı siyah yap. Bunun da zaten üstü açık. Tamam. Güzel. Jantlar. Fazla siyah. Hadi bunda da böyle bir şey yapalım. Tamam. Burada sarı yapabiliriz. Bunu kırmızı yapabiliriz. Bunu da kırmızı yaparız. Mevzu tamam olur. Arka stoplarda bir şey yapabiliyor muyuz? Spoiler, exhaust, roll cage, stoplara dokunabiliyor muyuz? Mirror, headlight,
stoplara dokundurtmuyor. Neyse fark etmez. Styling. Bunu kullan. Niye böyle oldu? Heh. Tamam. Koltuk kısmı. Toccato. Bu. Bu da çok garip işi oldu ya. Bu çok siyah. Tamam. Güzel. Bunlar da Toccato. Bu da böyle. Horya'yı da koy. Bunda böyle. Bunda böyle. Tamam. Yapıştır abi bunları. Tamam. Bir daha Paint Job'a gel abi. Beyaz roll cake çok göz alıyor. Böyle bir şeye gerek yok. Mavi roll cake mi kullansak? Evet daha mantıklı oldu. Tamam tamam böyle daha mantıklı oldu. Araçla uygun oldu en azından. Camı da siyahlaştırdık. Tamam. Tamam bununla alakalı bir şeyimiz kalmadı yani. Hadi bakalım. Bakalım C2 sınıfında neler olacak. Aa ben dedim ki direkt gideriz ama olmadı. Şimdi C kaç istiyordu bu? Bu arada bir bakalım. Ondan sonra C kaç istiyordu? Ezbere hani gidiyoruz ama. Map'e gel. Mesela bu C kaç istiyordu? Örnek veriyorum. Şu anda uyuyor. Yani aracımız şu anda uyuyor. Oo, 3 tane C2 varmış ya. Ben bayağı C2'leri es geçmişim. E tamam birader. Biz önce bir jantları büyütelim. Dayı Ogli. Sen önce bir jantlara gel abi. Sen önce şu jantı bir büyüt. ...285-25-22 Bu da arka taraf 305 olsun. Fazla dışarıda. Tamam. Front'a gel. Şöyle bir önden bir bakalım. Tamam. Sonra yaylara gel abi. Derdim sınıflandırmanın dışına çıkmamak.
Body. Direktman. Tamam, bu bize biraz oynama şansı bırakır. Devam. Dört çeker olmasın, arkadan itiş olsun. Şimdi. C2. Şu anda civata sıksak artıyor birader. Yapacak bir şey yok. Tamam, şimdi şunu yapıyoruz. Body'ye gel. Bunu böyle yap, bunu böyle yap. Tamam, süspansiyon. İndir abi. Ondan sonra cama Caster Angel. Caster açısı, bununla işimiz yok. Tamam, buraya geç. Tamam. Şimdi şuraya bir gel abi. Arkaya gel, arkayı da aynı şekil. Yani şu an temelde araç istediğimiz pozisyona geldi. Her ne kadar limitlerde olsak da şu an araç istenilen ayara geldi abi. Bir tek ön tarafı biraz yükselteceğiz. Aynen öyle. Tamam. Bu da böyle. Şu an tamamdır ya. Araç en azından şeye uygun. Sınıflandırmaya uygun ki şu anda bizim ihtiyacımız olan da bence bu. Sınıflandırmaya uygun olmazsa yarışa katılamıyoruz. Bakalım şu anda bir sıkıntımız var mı bununla alakalı. Tamam, bir sıkıntımız yok. Biz önce şu split'i bir halledelim. Midtown Sprint. Sanırım bundaki yarışlar hep sprint olacak. Yani C2 sınıfına geri döndük arkadaşlar, atladığımız için. Bunu yapmayıp direktman C6'yı da yapabilirim. O zaman da arkadaşlar ne oluyor? Direktman oyun bitiyor. Ya ben bu şekilde de oyun bitmez yani. İyi yani, eksik yapa yapa oyun mu bitireceğiz? Yani driftleri bilmiyorum. Driftleri belki yapmadan C6'ya geçerim. Çünkü drift yapamıyorum ben. En azından şu anlık beceremiyorum. Oğlum bak. Bana bak lan. Bizim nereden geldiğimizi sen biliyor musun canım benim? C5'ten düştük lan buraya biz. Nasıl cezaevine düşmüş? Tövbeler olsun. Oğlum yeni gelmedik lan. Öldük de uyandık gülüm. Yemin ediyorum sinirleniyorum, bak vurdu zaten andavallı. İyi, araba şu anda güzel tutunuyor lastiklerden kaynaklı. Lastiklerin bu oyundaki etkisi ciddi anlamda çok hissedilir şekilde, yani direkt fark ediyor. Tamam, C2 uygun aracımızı biz bulduk ya. Bu hızlar bize az kardeşim. 375'i görmüş adamız biz yani.
Tamam. Vallahi bence makine güzel oldu kardeşim. Makine güzel oldu. Devam ki. Vallahi hepsi... Ha yok, arada şey de var. Cursed da var, şimdi gördüm. Arada Cursed da var. Turbo'ya direkt asılıyor birader. Bak gerizekalı oğlum benim. Gary. Bak uğraşırsan ederim range'i de, güzeli de genci de yani. Ayık sol. Pis sararım sana. Dönüyor mu? Dön lan dön. Döndü canım benim. Döndü illam. Ah bir dakika. Evet. Bu yarışı da B ile ettik. Devam edelim. Diğer yarışa. Oyunun haritası çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten güzel yapmışlar. Runner's Red Line. Kaçanların son noktası. Red Line son nokta. Kırmızı çizgi de demek aynı zamanda da. Arabalarda son nokta. Red Line yani. Kaçanların kırmızı çizgisi olarak da çevirebiliriz. Ne yalan söyleyeyim. Bak. Yapmayın lan. Senin var ya bak, şimdi ben seni ne yapıyorum. Honda Civic, gel lan buraya. Da başak demey. Lan hepsi mi dışarı çıktı lan? Alayı dışarı çıktı birader. Alayı dışarı çıktı. Hepsi kaldı. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. C5'ten sonra bu araba haliyle biraz yavaş geliyor ve hantal kalıyor. Yani C5'e döndüğümüz yerlere bundan çok rahat şekilde dönebiliyoruz. Ama sıkıntı yok kardeşim. Adapte oluruz. İki yarışta adapteyiz biz. Derken kafadan giriyor olmamız ilginç olurdu. Jantlar çok güzel görünüyor. Cursed yarışımız devam ediyor illam. Bu viraj sertti hatırlıyorum. Artık haritaya da iyice alıştık ha. İlk başlarda tabii haritayı bilmediğimiz için acemilik çekiyorduk. Ama şimdi iyiyiz. Ne
Mouse'u bile doğru düz kullanmama gerek yok. Güzel arayı açtık yani. Aynen öyle. Mouse'u bile çok açmama gerek yok. Gayet de ön numara 5 yıldız. Taşınmadığımız için arkadaşlar ana bilgisayarı kuramıyorum. Ana bilgisayarı kuramadığım için Silent Hill'e başlayamıyorum. Silent Hill'ı yeni bilgisayarla oynamak istiyorum. Çünkü oyun kuvvetli ve güzel bir oyun. Yani iyi bir bilgisayarla sorunsuz oynanması gereken bir oyun bence. Yavaş lan. O yüzden de Silent Hill serisi biraz bekleyecek. Şu anda hani laptopun kaldırdığı oyunlarla idare etmek durumunda kalıyorum. Ama neticede şu anda da bu oyunu biz laptopla oynayabiliyoruz. Tabii şimdi şey olmadığı için, spor lastik bulunmadığı için üzerinde sıfır sıkıntı. Şuradan yakıtı dolduralım abi. Yakıt bayağı azalmış. Şimdi spor yakıt aracı daha hızlı götürüyor. Ama haliyle yakıt daha erken bitiyor. Ya Hulk! Havadan girerim yemin ediyorum. Tıkslarım yani. Tıkslarım. Yavaş ol ya. Hemen güzel yakıtımızdan 100 oktan yakıtı pompalarız. Biz de millete pompalayalım. Her zaman böyle şeyli fotoğraflar çekiyoruz. Bu sefer de böyle de çok karanlık kalıyor araç ya. Şu an nasıl? Halen karanlık. Daha yeni gün doğumu olduğu için olabilir. Devam edelim abi. Derdim oyunu hemen bitirmemek arkadaşlar. Ve yapabiliyorsam bütün araçları size göstermek. Yani her bölüm başka araçla oynamaya çalışıyorum. Yettiği kadarıyla. Sen oraya bir git abi. Sana sinir oldum geçen bölümden. Yani her bölüm başka araçla oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden de oyunu da hızlı hızlı bitirmek istemiyorum. Yani direkt C6'ya geçebiliriz aslında istesek. Ama o zaman oyun bitecek. Ben de oyunu yani böyle tadına vara vara oynamak istiyorum. Çünkü yani bittikten sonra biz şeye saracağız. Online'a gireceğiz. Online içeriklere bakacağız artık. Story modu bitirdikten sonra online içeriğe bakacağız. Bakalım online nasıl olacak. Ama daha var söyleyeyim size yani. Çünkü daha bunun haricinde iki tane C2'miz var yani. Öyle söyleyeyim size. Net şekilde. O iki C2 de kolay bitmez yani. 7-8 bölümü bulur. Tahmini olarak. Deminki yarışın sprinti mi la bu? Evet, bence öyle. Gibi geliyor bana. Oyuna güncelleme geldi. Lastik ve diğer şeyler güncellendi. Yol tutuş fiziği vesaire falan. Oyun güzel canım. Oyunla ilgili bir derdimiz yok. Sadece benim her zaman söylediğim gibi bu oyunla alakalı
bu oyunun daha fazla araca ihtiyacı var. Yani araç sayısı az. Yani çok kafa güzel arabaları seçmişler. Hani bu yarış dünyasına ait, sokak yarışlarına ait modifiye edilen böyle çok güzel kafa araçları seçmişler. Yalan yok. Ama mesela ben Ferrari görmedim oyunda. Lamborghini bir tane var. Urus'u da, Urus diyorum özür dilerim. Huracan'ı da mesela kariyer bitince mi açıyoruz? Nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Şu anda listede Huracan da yok yani. Araç satan yerde. Yani araç sayısı nacizane biraz az. Hani daha iyi böyle araç sayısı olan oyunlar var ama bu kadar da keyifli değil. Zaten problem orada. Bu oyun çok keyifli, fazlasını sunuyor, vaat ediyor. Yani insan istiyor yeni araçlar almayı. Şuradan fotoğraf çıkar mı ya? Kapak fotoğrafı çıkartmaya çalışıyorum da. Bence yeterli ya. Yeterli, yeterli. Şimdi gelelim diğer yarışımıza. Hırslı yarışçılar. Çok çetin, çok yaman diyorlar yani, öyle mi? Aa, yine bizim Honda orada. Sinir oldum. Lavuğa sinir oldum. Beni fırlatıp kenara attın he mi sen canım? Sen bir git de bir gör başına gelecekleri. Bundan sonrası tufan ulan. Hayvan oğlu hayvan. Çekenin ulan. Yeni gelmedik, gömdük de geldik canım. Şimdi oyunun dinamiklerine alıştık ya. Şu an tırıs geliyor, vırız gidiyor hesabı. Lastik olayını da çözdük. YouTube'da yorum yazmışlardı bununla alakalı, yol tutuşu nasıl iyileştiririm diye. O şimdi o önerileri kullanıyoruz. Ekmeğini yiyoruz. Geze geze, göre göre, asım. Yani gördük de geldik canım evladım. Hadi bakalım. Güzel bir araç. Bu arabadan sonra BMW M4'e geçti. 3 serisini sedan bıraktı. 4 serisi çıkararak 3 serisi kabriyoyu bitirdi. 4 serisi üzerinden kabriyoya devam etti. 4 serisi de güzel araba ama bir eksiği var 4 serisinin. Yani kabriyonun daha doğrusu. 4 normalde 3 serisi şu an kullandığımız arabanın tavanı tente değil. Mekanik yani saç tavan. Hard top dediğimiz metal olarak üretildi bu arabada. 4 serisine geçtikten sonra BMW tavanı kabriyolarda tenteye çevirdi. Zaten yani BMW'yi BMW yapan kabriyoda o tavanın sac olmasıydı. Hard top şeklinde metal olmasıydı. O yüzden hani Mercedes'ten ayrılır kısmı gözle görülür şekilde oydu. Artık sığdıramadılar mı? Maliyet mi çok oldu ya da arızalandığı zamanki o
masraflar, kullanıcılardan gelen geri dönüşler mi kötüydü bilmiyorum. Bunların tamamı da olabilir bu arada. O yüzden de BMW bu araçlarda 4 serisi kabriyoda maalesef tente tavana geçti. Hardtop'u kaldırdı. Yani hardtop kaldırıldı. Ki BMW'yi BMW yapan da kabriyolarda hardtop olmasıydı. Niye ben tuning'e girdim şimdi ya? Allah Allah. El alışkanlığı oldu. Yemin ediyorum el alışkanlığı oldu ya. Neyse dert değil, dur. Şuradan hemen bir yarışa tıkslayalım yine. Midtown Cursed. Bakalım. Tabi paralar komik paralar. C5'te kazandığımız paralardan sonra bu paralar komik paralar gerçekten. Aa, ilk arabamız. Yürü git lan. Yavaş oğlum. Yavaş canım benim. Yani öyle arkadaşlar. Kanalda farklı seriler olacak. Yeni planlarım var serilerle alakalı. Bazıları biraz eski olabilir. Yarım kalmış oyunlar olabilir. Onları tamamlayabilirim. Mesela Resident Evil 1 HD Remaster'a başlayacağım. Normalde biz o oyunu bitirmiştik ama birinci kısmını bitirdik. Yani senaryonun birinci kısmını bitirdik. İkinci kısmı da var. Şimdi ikinci kısmına başlayacağız. Hem kanala içerik olmuş olur. Hem de zaten yarım kalmış bir oyundu. Onu tamamlamış oluruz. Bir de şöyle, zaten o seri kanalın ilk videolarından. Bu vesileyle de kanalın ilk paylaşımını da görmüş oluruz. Yalnız bayağı da uzunmuş ya kursuz. Mesela eklenebilecek şeylerden biri de frene bastığımız zaman o fren kızarıyor ya, kızıl hale geliyor ya mesela. O olabilir. Onu da böyle performans diskler eklediğin zaman hani onlara özel yaparsın, en azından bir anlamı olur. Yani o da ilave edilebilir yani bir şeyle, bir modla değil de oyunun yapanların kendisi mesela bunu ekleyebilir yani. Çok zor bir şey değil. Bu kadarını yapan insan onu da yapar. Vallahi hiç nosmos kullanmıyorum, hak getire. Direkt ayıksladık birader. İçinden geçiyoruz resmen milletin. Hiç zorlamıyor yani rakipler artık. Haritayı ezberledik, araç dinamiğini ezberledik, lastikleri ezberledik. Hangi lastiğin kullanılması gerektiğini ezberledik. Profesyonelleştik normal olarak. Otomatiğe bağladık yani. Eydur, eydur, şu an eydur. Vay be, E92 Cabrio M3. Güzel arabaydı. Zarif arabadır. La bu araba halen yüksek mi ya yerden? Vahim.
fazla bir modifiyeciye gidelim illa. Bu araba biraz bana yerden yüksek görünüyor. Bodoslamadan gümbürt diye gireceğim içeri. Vallahi tıksıyorduk ha. Dur canım benim, bu araba yüksek. Tamam, şimdi daha yere yakın oldu GM. Evet. Daha yere yakın artık. Benim rahmetli babaannem hep şey derdi. Aycancığım, yere yakınlardan torunum, uzak dur diye. Biz de şimdi yere yakınlaştık gece. Bilmiyorum ne olacaktı. Şimdi iki tane sprint, iki tane de cursed var. Bakalım. Rahmetli hep öyle derdi. Evladım, yere yakınlardan uzak dur diye. Bir bildiği vardır sanırım diye düşünüyorum yani. Bak. Sakatlık yaptırırım size bak. Yemin ediyorum sakat bırakırım bak. Sinirleniyorum. Sakat bırakırım diyorum. Ama anlatamıyorum. İnşallah abi. Bu saatten sonra her türlü döneriz. Hiç sıkıntımız yok da. Araba her türlü var ya gidiyor yani hiç yani. Eziyor direkt araba. Araba direkt eziyor rakibi. Şimdi biz eskiden street lastiklerle oynuyorduk. Araba kayıyordu. Tutunmuyordu yüksek hızlarda. Bu yüksek hız lastiği bunlar. Racing Plus. Köpek gibi yapışıyor yani araba yola. O yüzden hani virajlarda artık yani bir de C5 sınıfı araç kullanmışız. Yüksek hız kullanmaya bu oyunda alıştık. Artık yani bu böyle şey geliyor. Lastik gibi geliyor araba. Oyuncak topaç gibi elimizde çeviriyoruz arabayı yemin ediyorum. Evet. Evet. Yine bitirdik. 37 level'a doğru gidiyoruz. 37 level'a ilerliyoruz. İlerleyelim canım benim. Ne bu? Cursed. Devam ki. Vallahi böyle oyunları seviyorum ya. Hem uzun vadeli oluyor. Hem de bayağı yani insanı eğlendiriyor. Şu drift yapmayı da öğrensem rahat edeceğim. Bunda yok. Galiba pert etti arabayı. Bu yarış yok. Bak. İntikam almaya çalışıyorum. İntikam meleği yemin ediyorum. Ha, BMW vurdu, direklere vurdu. Vurdu vurdu vuruldu. Direklere vuruldu. Riv 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 riv. Arkaya riv riv ediyorlar. He. Bakayım o arka tarafa. Bakayım oraya ne oluyor. Riv riv uşaklar. Abi baksanıza kitap gibi dönüyor. Zalımın çocuğu. Yavaşla canım benim. Artık virajları az çok ezberledik. Faydalarını görüyoruz yani. Tamam, bir tanesi vurdu da
O vuranlardan biri BMW bence. Bir dahaki bölüm hangi arabayı alsak acaba ya? Eskilerden mi ilerlesek? Bilemedim. Geliyor. Tutunmaya çalışıyor. Biraz zor anam. Abi. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Hiç. Safi rüzgar. Vay arkadaş ya. Anca benim eksozumu görürsünüz birader. Bu saatten sonra. Ayık olun. Babanın oğlu Aycan geliyor. Alayınızı ipi dizecek. C2'de atlamak istemiyorum. Ha, belki driftleri yapmayabilir. Driftleri yapmadan bu 3 tane C2 sınıfı bitince direktman C6'ya geçebiliriz ama şu an değil. Yani. Bak gelme lan üstüme. Üstüme gelme vururum. Vururum lan. Vallahi vururum, billahi vururum. Bak alayınıza vururum reis. Tıkslarım alayınıza. Şöyle bir dönüş attırıverdim. Geliyor. Ana, vallahi kaçırdım, dönüşü kaçırdım. Benim hatam. Ben işte daldım, haritaya bakıp daldım arkadaşlar. Ya ben kaçırdım dönüşü. Arabanın bir suçu günahı yok. Haritaya bakıyordum o ara nerede diye. Önünde viraj varmış. O arada frenlemedik tabii ki. Mümkün değil ki yani şey yapasın, dönesin. Hemen hop yeniden başlayacaksın. Mevzu bitecek bak. Böyle bitecek mevzu. Acaba kaç level olabiliyoruz ya? En fazla. Ama onu da merak ettim ben. 50 mi acaba? Yani. 50 level mı? Aha onda geldi. İki gözümün çiçeğe geldi. Gebertirim bak. Aha biri vurdu. Bu var ya, bu Honda katil, yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum samuray kılıcını bilenmiş gelmiş birader. Alayına vuruyor. Geliyor. Ama yetişemez. Aa vurdu, kaza yaptı. Haritadan silindi birader. Tıkslayanlar da bugün. Vay be, pozu kes dayı Ogli. Evet, tam yan duruş şeklinde kaldık. Bir fotomuz yok mu la burada? Bu poz da güzel oldu ha. İstemsiz pozlardan. Neyse devam ki.
Önce benzin mi alaydık ya? Neyse bir yarış daha çıkarır bu bizi. Zaten nos gırtlak dolu. Kullanmıyoruz. Cursed. Yine tur atacı yok. İki tur. Genelde Cursed'lar iki tur oluyor. Kalkarken bir kere. Herifin kalktı ha. Allah. Tamam canım sıkıntı yok, ben seni şimdi ileride ayıkslayacağım. Bak Tutankamon'un yanına yollarım seni. Tutturduğuna Kamon yani biliyorsun. Başıma neler geleceğini biliyorum frenlemeyince. O yüzden artık frenliyorum. Bir kalkarken bir yoklama macunu çekti de macun tutmadı. Denedi yani hani. Ama bak yemez yani. Gırtlak dolu ya. Gelecekti, vurdu. Geliyordu. Araca vurdu. Geçmiş olsun, sanayide toplarla canım. Bizim kaputacı Hayri abi ara. Silahımı söyle. Bu yarıştan sonra muhakkak yakıt almamız gerekecek. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi tutamıyorlar. Bizi tutamıyorlar yani. Bu saatten sonra zor. C5'i bitirmişiz. Oyunun inceliklerini öğrenmişiz. Buraya gelmişiz yani. Hiç acımam yani. Oh 37 level olduk. Bakalım ne kazandık. 20 coin. Bu. Araba maraba yok mu ya? 8000. Galiba araba da yok ya. Şimdi 37 current level. 53 mi yazıyor? Ne yazıyor? Ben anlamadım ki ya. Maksimum 53 level mı var? Ne yani bu? Önde benzinci var. Yeri. Şuradan benzinimizi kaptırdım. Yüz oktan yapıştır dayı. Evet, yeni yarışımıza gidelim. Yine bir sprint. Hızlı ilerliyoruz oyunda. Aha, bizim de Honda orada. Rengi farklı, demek ki o değil. Neyse. Şans verelim. Vurmayın lan.
Araba hiç yani var ya falso vermiyor, yemin ediyorum. Yani eğer virajı kaçırmazsan, hani haritaya bakarsın, etrafa bakar dalarsın ayrı da, hani bunları yapmayıp oyuna konsantre olursan hiçbir şekilde bu arabayla yoldan çıkman namümkün. Bu arada bu arabanın tam gücü değil. Yani sırf C2'de oynayabilmek için bunda tutmak zorundayız. Ama bir sonraki C2'yi farklı bir araçla oynayacağız. Bütün C2'leri bu araçla bitirecek halimiz yok. Allahümme salli. Gidiyorduk. Yırtılıyor, bak yırtıyor kendini. Yani hedefimiz C6'ya kadar öncelikle şu C3 tane C2'yi bitirmek. Sonrasına bakarız. O drift olan C3'leri yapmayacağım. Dediğim gibi drift yapamıyorum. Zor. Diğeri nerede? Bakayım bir dakika. He, bu burada. Tamam. Cursed. Silvia'ya son 4. BRZ. Ya da GT86 ya. GT86 o. Bir de Honda Civic. Honda'ya bak, geride kaldı ya. Garibim piyano. İlk arabamızdı. Oyunun ilk arabasını Miata, Mazda Miata olarak seçmek istemedim arkadaşlar. Ondan sonra hoşuma gitmiyor Miata. Sandığımdan daha fazla frene basmak lazımmış. Lan. Oha, nasıl bir viraj lan orası? Hepsi vurdu, hepsi vurdu. Happy Jew'yu vurdu. Demek ki o son düzlükte bir frene basacağız. Ya bildiğim viraja göz göre göre yine öyle girdi. Şu viraja dikkat edeceğiz esasen. Bir de araç hopluyor burada yani. Aha, vurdu. O da ona vurdu. Bir grup irtiza etti orada. Virajın orası zor sadece. Bana haritanın orası zor sadece. Geri kalan yerleri daha kolay yani. Geri kalan yerler düzlük. Zaten. Bir şurası zor. Burada da bir frenleyeceksin. Ondan sonra bir de şu düz, şurada adam akıllı frenaja vuracaksın kendini. Tam olarak burada. Evet. Birinci bitirdik. 6 yarış kaldı. Evet.
Baksanıza yapışıyor köpek gibi yolu lastiklerden dolayı. Verdiğimiz ayarlardan dolayı. Evet dostlarım, bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan ya da yeni bir araç alacağız herhalde, bilmiyorum. En azından kaldığımız yerden serimiz devam ediyor olacak dostlar. Sizlerden ricam, bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım, videoyu sonlandırmadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Siz istediğiniz sürece, talep ettiğiniz sürece bölümler gelecek dostlarım. Ben buraya kadar bana ve kanalıma vakit ayırdığınız için, değerli vaktinizden çok teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın, Pop Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Car X Street'te görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar ve her şeyden önemlisi, seviliyorsunuz dostlarım. Görüşürüz.